engellilerde beyaz baston farkındalık gününe hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın STK'larımız, derneklerimiz, federasyon başkanlarımız, basınımız, emniyet mensuplarımız, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyduk. Hoş geldiniz, sizlere sefalar getirdiniz. Velilerimiz de bu arada tabii ki çocuklarımız. Özel eğitim öğretmenlerimiz de aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Onlar bizim farkındalık hocalarımız. Onlar bizim her zaman yanımızda var. Sağ olsunlar, varsınlar. Biz 15 Ekim görme engellilere beyaz baston günü farkındalık. Dolayısıyla her yıl böyle bir çalışmalar yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bizim farkında olsunlar diye. Bizden çünkü biz beyaz baston kullanırken yolda insanlar nasıl gittiğimizi görsünler. Yani biz görmüyoruz ama hislerimizle her şeyi biliyoruz. Niye biliyoruz? Çünkü gözler görmese de hisler daha çok kuvvetlidir. İnsan bir bedeninden bir yeri eksildiği zaman illa diğer bedeninden bir kolu veyahut da kulağı illaki duyar. O yüzden biz de görmediğimiz halde göreceğimiz her şeyi yapacağımızın farkında siz de olun diyorum. Ben sözü çok fazla uzatmadan Beyazay Derneği Başkanımız Sayın Süleyman Tümkay'a veriyorum. O yazısıyla sizlere güzel şeyler açıklayacağını temin ediyorum. Değerli emniyet mensupları, değerli STK başkanlarım, ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Değerli basın mensuplarımız ve halkımız hoş geldiniz. 15 Ekim Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü vasıtasıyla vatandaşlarımızın, görme engelli arkadaşlarımıza çektikleri sıkıntıları trafikte bir nebze olsun anlatmaya çalıştık. Bununla alakalı da 15 Ekim dünyada Beyaz Baston Körler ve Birlik Günü olarak kutlanmaktadır. Beyaz baston kullanımı 1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden fotoğraf sanatçısı James Binks'in dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla başlıyor. Ve 1931 yılında da Fransa'da Körler Örgütü bunu her yıl Dünya Görme Engelliler Günü olarak kabul ediyor ve kutlanıyor günümüze kadar. Beyaz bastonun kullanımında görme engelli vatandaşlarımızın çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma riskini azaltıyor. Yürüyüş ve fiziksel aktivitelerinde bunlar engellilerin motor becerilerini geliştiriyor. Kendilerine özgüven duygusunu da veriyor beyaz bastonumuz. Sosyal etkinliklere katılma ve bağımsız hareket etme özgürlüğü de veriyor. Bu yüzden beyaz bastonun önemi görme engelli vatandaşlarımız için çok çok önemli. Görme engelli arkadaşlarımızın karanlık dünyasına renkli bir şekilde dokunuş yapabildiysek ne mutlu bize. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.